Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei P Smart cep telefonunuza nasıl format atarsınız bundan bahsedeceğim. Cep telefonumuzu ben kutusuna koymuştum. Şimdi kutusundan yavaş yavaş çıkartayım. Sadece görün diye koydum bunu. Telefonumuzun öncelikle ekran deseni veya tuş kilidi olabilir. Bunu açmak zorunda değilsiniz. Yani tuşlar kilitliyken bile telefonunuzu kapatabiliyorsunuz. Güç tuşundan basılı tutarak. 3 saniye basılı tutunca zaten bu ekran karşınıza çıkıyor. Eğer bir türlü kapatmıyorsa telefonunuzun tamamen şarjının bitmesini bekleyin. Telefonun tamamen şarjı bittikten sonra tekrardan kapansın. Şarja takın. %50'nin üstüne çıktığına emin olun. Şarjınız %50'nin üstünde olması lazım çünkü. Yani herhangi bir problem benim şu an şarjım %53. 3 taneye basılı tutuyorsunuz. Güç düğmesine kapat diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce cihazınızın mutlaka yedeğini alın. Rehber, fotoğraf, video gibi verileriniz varsa bunları yedekleyin. Genellikle rehber, fotoğraflar ve videolar bizim en çok işimize yarar. Bunun yanında WhatsApp konuşmaları, mesajlaşmalarımız da daha sonradan önemli olabilir. Cihaz üzerinde kullandığınız bir Gmail hesabınız varsa, şifresini bilmiyorsanız bunu ayarlar, hesaplar bölümünden çıkış yapın. Çünkü şifresini bilmediğiniz bir Gmail hesabı ile açık ise telefon, size telefonunuzu formatladıktan sonra hesabınızı doğrulamasını isteyebilir. Bunun üstünde özellikle duruyorum ve vurguluyorum size. Yani telefonu kapatmadan önce, ben kapattım şu an, size gösteremiyorum. Gösteremiyorum yani hesaptan çıkış yaptığım için. Siz cihazın ayarlar bölümüne giriyorsunuz, hesaplar bölümüne giriyorsunuz. Bakın orada herhangi bir Gmail hesabı varsa çıkış yapın. Sıfırlama yani format işlemine başlamadan önce şarjınızın da %50'nin üzerinde olmasına dikkat edin. Sıfırlama işlemine başlayalım. Bu arada bizim yapacağımız işlemde tüm verilerini silecek. Yani bu işlemden sonra cihazınızda herhangi WhatsApp konuşmanız, uygulamanız varsa fotoğraf, rehber, kişiler falan hepsi gidecek. Bunu da bilin. Güç tuşu ve ses açma tuşuna birlikte basıyoruz. Bu çünkü format sıfırlama işlemi. Ekrana bir bakın, güç tuşu ve ses açma tuşuna birlikte basıyoruz. Eğer telefonunuzda ekstra home tuşu varsa buna da basmanız gerekecek. Bu yazı gelince bırakın. İşlem şundan ibaret. Güç tuşu ve ses açma tuşuna telefon kapalı konumdayken birlikte basıyorsunuz ve Huawei ve Android logosu gelene kadar bekliyorsunuz. İşlem bundan ibaret. Cihazınızda sıfırlama demek, fabrika ayarlarına dönmek demek. Yani ilk aldığınız işleme. Bunu halk arasında format diyen var, hard format diyen var. Burada ses açma ve ses kısma tuşuyla aşağı yukarı inip OK tuşuyla, yani buradaki güç tuşuyla onaylayabileceğiniz gibi burada şeyde kullanabilirsiniz. Dokunmatik ekranda kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Normalde biz ses açma, ses kısma tuşuyla aşağı yukarı yapar. Bunda da okey deriz. Clear Data'ya bastım. Burada faktör reset var. Bakın bunu da yapayım. Böyle baktım. Buraya gidiyorsunuz, yes yazıyorsunuz. Bu ekranda da faktör reset tıklıyorsunuz ve burada sıfırlama işleminin %100 olmasını bekleyeceksiniz. %100 olduğunda telefonunuz sıfırlanacaktır. Şu an telefonum sıfırlanıyor. Successful dedi. Artık burada back diyoruz. Daha sonra restart diyoruz. Restart dedik. Telefonumuz yeniden başlayacak. Ve telefon, ilk aldığımız kurulum ekranı var ya, telefonu sıfırdan kuruyormuş gibi o ilk ekran karşımıza gelecek. Orayı da göstereyim size. Bu işlemler bittikten sonra tekrardan telefon açılacak ve kurulum ekranı karşınıza gelecek. Şu çok önemli. Telefonunuzu sıfırlamadan önce yedeklemelisiniz. Ha, şunu diyebilirsiniz. Ekran desen kilidini unuttum, pin şifremi unuttum gibi durumlarla karşı karşıyasanız telefonunuzun yedeğini muhtemelen alamayacaksınızdır. Çünkü bilgisayar aktarırken de problem çıkıyor. Eğer bir SD kart varsa SD kartı sökün. SD kart üzerindeki verileri alırsınız. Fakat şifresini unuttuğunuz, yani pin veya ekran deseni. Ekran desenini unuttuysanız, yani şöyle, bizim biliyorsunuz yüz tanıma sistemimiz var. Parmak uzu okuyucu sistemimiz var. Ekran deseni var. Bir de pin var. Dört şekilde güvenlik kısmı var. Telefonunuzun güvenlik adımı var. Tamam, yüzü tanımlamadınız diyelim. Parmak izini de tanımlamadınız. Pini de, ekran desenini de unuttunuz. Bir de pin var. Pini de unuttunuz diyelim, gitti. Ne yapacaksınız? Telefonu sıfırlamak durumunda kalabilirsiniz. Sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Buradan bizim kendi ana dilimizi seçelim. İsteyen İngilizce de kullanabilir. Dil katanlar, İngilizceyi geliştirmek isteyenler. Başla diyoruz. Sonraki diyoruz.
Hızlı bir kurulum yapalım sizle beraber. Buraya atlayacağım. Sim kartım takılı değil. Yeni bir cihaz olarak kuracağım. İsterseniz farklı bir cihazdan veri aktarabilirsiniz. Wi-Fi'ye bağlanmayacağım ki hızlı kurulum olsun, güncelleme girmesin araya. Bunların hepsini kabul edebilirsiniz. İsterseniz okuyun tek tek. Ben okumamak için, zaman kaybetmek için yapmadım. Parmak izi, güç tanıma ve şifreyi daha sonra tanımlayabiliyorsunuz. O yüzden atladım. Geliştirilmiş servisler. Bunları şimdilik istemeyeceğim. Şu an uzar falan. Buna katılmayacağım. Daha sonra diyorum. Daha sonra diyorum konum servislerine. Yazılımı güncel tutmayı etkinleştirelim. Güncel olsun her zaman. Cihazımız kuruldu, bu kadar. Sıfırla beşlememiz tamamlandı. Telefon ilk günkü aldığımız hale döndü.